Merhaba güreştürkiye.net severler. Forumumuzda 8 yıldır düzenlediğimiz Güreş Türkiye Slam oylamalarını bu sene Güreş Türkiye YouTube'a da taşıdık ve 24 farklı kategoride Güreş Türkiye YouTube takipçilerimiz binlerce oy kullanarak yılın enlerini belirledi, seçti. Şu an yorumcu olarak yanımızda Mehmet Dinler ve Fatih Yılmaz, ayrıca Daner Önen var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Hoş bulduk. bulduk. 24 parametreyi şimdi ödül duyurularını duyuracağız. Ardından parametre parametre, kategori kategori adayları ve ödül sahiplerini değerlendirerek ilerleyeceğiz. Hemen hızlıca başlıyorum o zaman. Sene sonlanırken başlığında sunduğumuz anketlerde 24'ün birinde yaklaşık 3900 takipçimizin oy kullandığı WWE'de 2017 yılının kıtalar arası şampiyonu kim? Anketinde Roman Reigns %62 ile birinci oldu ve diğer adaylar The Miz ve Dean Ambrose %22, %16 sıralamalarla ikinci ve üçüncülük koltuğunu paylaştılar. Mehmet Dinler, senin derin bir The Miz fanı olduğunu biliyorum ve The Miz'e olan hayranlığını hiçbir radyo programında, hiçbir değerlendirmede eksik etmedin bizlere karşı. Aynı zamanda çok da tartışmışızdır. Oradan senden başlayacağım. Ödülümüz Roman Reigns'e gidiyor. Kendisini alkışlıyoruz. Reigns, ne diyorsunuz? 4 haftalık Reign. Senden başlayalım Mehmet Dinler. Özellikle hezimet sende var galiba en çok hezimet. Ben adayları da bir söyle istiyorsan da arkadaşlar şey Söyledim yapmasın zaten yani. az önce. Söyledin Efendim? değil mi? Tamam. Söyledi Tamam az tamam. önce. Evet Ya. Mehmet. Abi şöyle söyleyeyim. Yani Dımbiz'in burada seçilmeyeceği çok hani bariz ortadaydı. Çünkü Dımbiz hakkında pay-per-view'larda kemer korumadı diye bir algı var. Ben SummerSlam'dan dolayı ben bunu bir türlü anlamıyorum hani. SummerSlam'dan bir hafta sonra kemerini korudu adam yani alt tarafı. Neyse. Yani kemerini böyle çok az kişiye karşı korudu şeyi var. Hayır, Jeff Hardy'ye karşı korudu. Matt Hardy'ye karşı korudu. Kurt Angle'ın oğlu senaryosunu alan Jason Jordan'a karşı korudu. Yani yılın yarısını Intercontinental şampiyonu olarak geçirdi ve yani bu kemerle Shield'ı birleştirdi. Bu kemerle. Hani Kurt Angle'a karşı savaştı bu kemerle. Ve kemeri sürekli şey yaptı hani el üstünde tuttu. Kemere sürekli değer verdi. WWE tarihinde bu başka biri yok ki The Miz kadar böyle kıtalar arası Değer kemere verdi. WWE böyle tarihinde değer veren hani karakter olarak değer veren. Yani adama bugün sorsan abi WWE şampiyonluğu maçına mı çıkacaksın? Kıtalar arası kemeri mi almak istersin yoksa kıtalar arası kemer diyecektir. Yani adamın şeyi o hani. Kemerle ilişkisi o yönde. Roman Reigns daha iyi bir şampiyon olabilir. Kemerini kimlere karşı korumuş olabilir birkaç haftada. Ama daha iyi bir Intercontinental şampiyon değildir. Kemer yani o ortada bir The Miz seçeneği varsa kıtalar arası şampiyonlukta benim seçeneğim her zaman The Miz'dir. Başka hiçbir şey için bu geçerli değil. Benim tercihlerimde. Öyle Fatih, söyleyebilirim. yani Dean Ambrose, şöyle The Miz ve Roman Reigns üçlüsünden Roman Reigns %62 ile sıyrılıp ödülü kazandı. Ne düşünüyorsun? şunu düşünüyorum. Hani The Miz bana sorarsanız hani 2017 yılı içindeydi. Genel olarak düşündüğümde hani tüm zamanların en iyi 10 kıtalar arası şampiyonu unvanına girer yani. Çok rahat gözü kapalı bir şekilde girer. Çünkü bu kemerle resmen özdeşleşmiş bir adam. Yani ben Miz'i düşündüğüm zaman omzumda o kıtalar arası kemer olmadan düşünemiyorum. Bu sene bu oyun ya ben tabii The Miz'e verdim oyumu. Çünkü gerçekten çok değer arttıran, çok kullanan bir insan. Ama mesela geçen seneye baktığımız zaman daha fazla savundu. Şimdi insanların oy vermeme sebebi şu. Hani ya abi mesela bak sen yayına başlamadan önce söyledin. Biri yorum atmış. Ya Roman Reigns'in 4 haftada koruduğunu Miz 6 ayda koruyamadı falan diye. Yani The Miz bize biraz bu kemeri şey yani nasıl derler? Miz'in gimmick oynama kabiliyeti çok yüksek. Fakat hani bir insanın başında yer alan şampiyon sıfatıyla yer almaması onlara bakış açısını değiştiriyor. Evet, Dinlerin değil. çok güzel bir yerden yakaladın.
The Miz şampiyon sıfatına sahip değil mi sevgili Taner? Kesinlikle. Ben şunu söyleyeceğim. Eskiden bu şirkette kıtalarız kemer deyince akla herhalde Honky Tonky Man geliyordu. Artık yeni neslinin aklına The Miz gelecektir. Şunu da söyleyelim. Bence kesinlikle The Miz. En kötüsü Dean Ambrose. Ondan sonra Roman Reigns. Ya ama The Miz de çok çok iyi değil de. Geçen sene eski Reign'ine göre kötünün bir tık iyisi dersek herhalde yanılmış olmam ama açık aradım biz yani. The Miz'den başkasını demek The Miz'e haksızlık olur bence. Çünkü kemerin imajını bu kadar çok yükseltmesi ya, onu çok değerli kılıyor bence. Evet. Üçünüz de The Miz'e oy verdiniz. Doğru mudur? Doğru. 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 O zaman Güreş Türkiye yorumcuları The Miz'e ödülün The Miz'e hak ettiği konusunda hemfikirler. İkinci ödüle geçiyorum. WWE SmackDown'da 2017 yılının en başarılı SmackDown takımlar kemeri şampiyonunu sorduk. Ve Usolar New Day ve Amerikan Alpha'ya karşı %83 ile açık ara fark açarak şampiyon olmayı, ödülü almayı, hem şampiyon oldular hem de ödül töreninde ödülü almayı başardılar. Usoları kutluyorum ve hemen pası Fatih'e atıyorum. Fatih, %83 farkın sebebi sence neydi? Kalite. The Usos bu senenin değil. 2000'den sonraki milenyumun en iyi 5 takımı arasındadır. Şu anki Usos. O yüzden yani çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Yani bence az bile almış. Ben 90 bekliyordum yani. Mehmet dinler. Ya. Fatih 90 dedi. Usolar 90 almalı dedi. Taner, Fatih Yılmaz 90 almalı. %90'la götürmeliydi dedi. Sence bu kadar açık mıydı fark? Açıktı. Ben Fatih'e katılıyorum. Ayrıca şunu demek istiyorum. Usoları bu kadar Usoları öne çıkaran şey geldikleri nokta. Çünkü bu kadar iyi değillerdi. Kendini bu sene çok öne attılar yani. Bunu başardılar. Sırf bu yüzden bile hani ben 92 bile olurdu yani. Geldikleri noktaya bakmak lazım. Bence şu an en iyi takım. Açık araya. Onun yaklaşan bir takım ben daha göremiyorum yani. Mehmet dinler. Usolar yani... ve New Day arasındaki çekişmeyi değerlendirecek olursan. %83 Usolar, %14 New Day aldı. Sence arada bu kadar uçurum diye nitelendirilebilecek derecede bir fark var mı? Yoksa bunu bir suni oylama şeklinde mi görüyorsun? Seni dinliyoruz. Ya arada böyle bir fark, bu kadar büyük bir fark yok bence. Yani çünkü New Day çok iyi bir şampiyon. Takım New Day çok da iyi bir şampiyon aslında. Ama şey, New Day geçen sene öyle bir noktadaydı ki yani bu sene sürekli kemer alıp kaybedince hani geçen seneki kadar iyi olmadıkları geçen sene kadar iyi değillerdi ve bu da hani çok daha kötü görünmelerine sebep oldu. Ama şey, Usolar da yani şu oyu da sonuna kadar hak ettiler. Ben Fatih'in dediğini bir kenara alacağım. Milenyum sonrası değil. Bence WWE tarihinin en iyi gelmiş geçmiş 5 tek timinden biri Usolar. Ki çok önceden beri çok sevdiğimi bilen bilir. Şöyle söyleyeyim. New Day'in kemer kazandığı günlerin ardındaki SmackDown şovlarında bile ön plana çıkmayı başardıkları için zaten hani kaybettiklerinde bile çok daha başarılı göründükleri için bu kemere bu şeyi en iyi şampiyon sıfatını sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Hem fikiriz galiba Usolar'da da. Fatih, demek istediğin bir şey var mı bu konu hakkında son olarak? Yok, söylenecek her şey söylendi ya. Evet. Üçüncü ödülümüze geçelim. WWE Raw'da en başarılı Raw takımlar kemeri şampiyonunu sorduk. Cesaro, Sheamus, Luke Gallows, Karl Anderson, Hardy Boys ve Dean Ambrose, Seth Rollins 4 adaydan arasındaydı. 4 aday arasındaydı. Dean Ambrose ve Seth Rollins %68 ile Shield'ın temelini atan Dean Ambrose ve Seth Rollins farkla kazandı. Burada da en yakın rakibi %17 ile Sheamus, Cesaro ve %14 ile Hardy Boys oldu. %1 ile küçük bir oyu da Luke Gallows, Karl Anderson aldı. Sevgili Taner, Dean Ambrose, Seth Rollins %68 ile belki Shield'ın belki de diğer kalitelerinin farkları sebebiyle belki Sheamus, Cesaro'ya göre o kadar kaliteli de denmez. Fakat 4000 oy kullanılan bir anket Dean Ambrose, Seth Rollins %68 ile kazandı. Ödülü onlar aldı. Güreş Türkiye Slammillerinde neler düşünüyorsun? Keşke söylerken %68'i dıbar olarak söyleseydin. Ben öyle hayal etmiştim ama
Shield'ın bu kadar çok oy almasını sebebi ben anlamadım. Çünkü bence The Bar'ın kalitesini görmek lazımdı. Çünkü bence yok olup gireceklerdi. Çünkü Cesaro'yu yıllardan beri şey yapıyoruz, Cesaro mesela push almıyor diyorduk. Adam bir Sheamus'la feud'a girdi, ondan sonra birleşti. O ilk segmentlerden biri herhalde bir bar sahnesiydi değil mi? Bir bar kavgası vardı. Onu hatırlıyorum. Oradan buralara geldi. Survivor sonrası hafta. Survivor serisi 2016 sonrası hafta. Oradan öncesi. Daha öncesi. Neyse orayı karıştırmayalım. Oradan anlamıştık. Yani bence çok muazzam bir takımdı bar. Gerçekten. Yani renk kattılar. Ben %50 üstü bir oy bekliyordum Dibar'a ama maalesef. Ama Shield çok özlenmişti galiba. Herhalde bu özlemin de bir katkısı var bence bu oylamaya. %100. Yani, %100. Çünkü çok hayranı vardı. O taunt yaptıkları sıra çıkan çığlıkları da hepimiz duyduk zaten. Ama ben Dibar diyorum yani. Benim takımım Dibar. Mehmet Dinler. %68 ile Güreş Türkiye Slammy'lerinde en başarılı Raw takımlar kemeri şampiyonu Dean Ambrose Seth Rollins oldu. Neler düşünüyorsun? Yani Seth Rollins'i seçenlere saygım, pardon şey Ambrose'i seçenlere saygım sonsuz. Ama benim de seçeneğim The Bar olurdu açıkçası. Çünkü The Bar bu kadar kaliteli bir iş yapmasa Shield'ın geri dönüşü bu kadar etkili olmayabilirdi yani. İkisinin birleşme segmentleri bir dönem o kadar sıkmaya meyilliydi ki hani The Bar onu heel'ıyla toparladı ve açıkçası ne zaman karşılaşsalar da daha üstün performans gösterdiklerini düşünüyorum ringde. Ben bu yüzden The Bar'ı seçeceğim. Ama yani Ambrose ve Rollins'in hani birlikte takım olmaları çok keyifli bir şey. O yüzden hani onu seçenlere de hani anlıyorum yani hani Roman Reigns'i Intercontinental'da seçmek gibi değil o. Fatih %17 ile ikincilik koltuğuna Cesaro Sheamus oturdu. Üçüncülük koltuğuna da hemen ardında %14 ile Hardy Boys. Bu iki takım hakkında ve Dean Ambrose Seth Rollins'in şampiyonluğu ödülü alışı hakkında düşüncelerini merak ederiz. Ve senin adayın kimdi? Dinlemek isteriz. Ayrıca bir Hardy Boys değerlendirmesi de senden bekliyorum. Çünkü Hardy Boys çok büyük gürültüyle döndü. Fakat bir laf vardır. Hızlı koşan atın boku seyrek düşer diye. O misal bir düşüş yaşadılar. Neler düşünüyorsun? Şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Ben şu oylamaya bakıyorum şu an. %68 Embrolens, %17 Cesaro Sheamus, %14 Hardy Boys. Eğer ben bunların üçünü %33 olarak görseydim yadırgamazdım. Hani ben üçünün de aynı, affedersiniz, leşlikte olduğunu düşünüyorum. Çünkü ring içi kalitesi şu bu demiyorum ben. Abi şu ödülü şu an Dean Ambrose ve Seth Rollins'in kazanmasının sebebi kendilerinin çok iyi olması değil. Raw takımlar şeyinin çok kötü olması. Divizyonun çok kötü olması. Hı-hı. Yani tabii ben de baktığım zaman ben de Dean Ambrose Seth Rollins'e verdim oyumu ama yani daha iyisi olmadığı için verdim. Bunlar iyi olduğu için vermedim. Cesaro Sheamus Dinler ve şeyin dediği gibi, Daner'in dediği gibi bence iyilerdi. Ama bilmiyorum ben seneye geri arkamı dönüp baktığım zaman nedense Ambrose ve Rollins bende daha fazla etki yarattı. Hardy Boys'a gelecek olursak WrestleMania'dan sonra gerçekten çok büyük işler bekliyordum ben onu. Ve şaşırdım yani böyle rezil kullanılmalarından şaşırdım. Ve en sonunda zaten Jeff Hardy'nin sakatlığı oldu. GG oldular gittiler. Şimdi Matt Hardy'nin Broken şeyini seyrediyoruz. Walk'un veya neyse. Yani Hardy Boys bence yani yılın hayal kırıklığı olabilir. Ciddi manada. Mehmet Dinler, sen Hardy Boys hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani ben açıkçası bunu bekliyordum. Çünkü yani bildiğimiz Hardy Boys gimmickiyle döndükleri sürece ring içi temposuna ihtiyaçları vardı ve hiç kalmadığı için o da Jeff Hardy'de hani mevsim değişiyordu bir Whisper in the Wind yapana kadar. Hani çok normaldi işin bu noktaya geleceği. Hani bir süre sonra kickoff'a çıkıyorlardı artık. Yani Revival'a push kazandırmaya çalışan bir ekip olmuşlardı Hardy sakatlanmadan önce. Yani şey Woken Jeff Hardy'nin de gelişiyle birlikte toparlayabilir onları. Yani artık onların böyle ring içi sunmaları mümkün değil. Yani karakter sunmaları gerekiyor bize. Sunacaklardır da ilerleyen dönemde yani. Woken'da çok geç kaldıklarını düşünüyorum. Hı hı. Umarım altından kalkabilirler ama. Evet. Son olarak Taner eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya yani konuşacak her şey konuşurlardı boyu dışında. Evet. WWE'de 2017 yılının en başarılı Birleşik Devletler kemeri şampiyonunu sorduk. 4200 tane takipçimiz bu ankette oy kullandı ve açık ara farkla AJ Styles %66 ile Chris Jericho, Kevin Owens, Baron Corbin, Dolph Ziggler'a karşı ödülü almayı başardı. Kendisini AJ Styles'ın başarısından ötürü alkışlıyoruz. Ve hemen pası sevgili AJ Styles'ı çok seven, herkes seviyor gerçi, takipçilerimizden biri olan Taner Yılmaz'a atmak istiyorum. Taner, Chris Jericho, Kevin Owens, Baron Corbin, Dolph Ziggler ve bir tane yıldız AJ Styles. Ne düşünüyorsun? AJ Styles'ı %66 ile en başarılı Birleşik Devletler şampiyonu ödülünü 2017 yılı adına hak kazandı Güreş Türkiye Slam'lerinde. Ya yani %66 ile şöyle %75 falan beni daha çok tatmin ederdi. Çünkü AJ Styles kemerin seviyesini o kadar çok yükseltti ki AJ Styles'ı görüyorduk yani sürekli. Evet. Ama bir şeyin hakkını yemeyelim. Dolph Ziggler'ın şu bir haftada yarattığı etki bende çok etki bıraktı. O bir haftada o şey yaptı ya, böyle kemeri yere baktı. O bende çok etki bıraktı. %100 bir haftada, çok etki bıraktı. Bir haftada %12 oy aldı. Bir haftalık reign ve %12 gerçekten oy aldı. Herhalde dinler demişti beni şey yaptı, göt etti diye. Gerçekten beni de öyle yaptı. Bak, Dolph Ziggler'ın hakkını buradan iletmek istedim. AJ Styles'ın yani es geçmemek lazım. %70, %75'ler çok hak ettiği oranlar olmalıydı yani bence. Ama oy verenlere teşekkür ederim. Gerçeği çok net yormuşlar abi. Evet Fatih, 4200 tane kullanıcımız oy kullandı. Sen ne düşünüyorsun? %66 AJ Styles, %12 Chris Jericho, %12 Dolph Ziggler ve %6 ve 4 olmak üzere Owens Corbin. Bak usta, şimdi şöyle konuşayım ben. Benim herkes forumda ne kadar sağlam Kevin Owens hayranı olduğumu bilir. Hani böyle her tarafı Kevin Owens'la, böyle Kevin Owens gelsin bayramlara olsun falan tavrında takılırım, ama Kevin Owens ve AJ Styles sondaki yaptıklarıyla bu kemerin yüksek bir adayı olma hakkını kaybettiler bence. Yani sondaki o saçma maçları olsun, şey olsun. Abi ben burada Baron Corbin dedim. Neden Baron Corbin dedim? İki sebepten ötürü dedim. Birincisi, şöyle bir durum var. Adam AJ Styles'ı temiz tuş etti bak. Bak bu çok önemli bir ayrıntı. WWE'nin belki de şu an en güçlü, nasıl diyeyim, görünüşü olan güreşçisi. Hani böyle kitleleri peşinden sürükleyen güreşçisini adam temiz tuş etti. Vurdu End of Days'i, tuş etti, bu bir. İkincisi, bilmiyorum bu ayrıntı dikkatinizi çekti mi? Ama daha önce The Miz'e karşı çıkıp ve The Miz'in Miz Toraj olmasına rağmen tek tek yenebilen tek isim de Baron Corbin yine. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri unvanı omzundayken yaptı. Maçlarına da bakıyorum. Hem Hell in a Cell'deki maç olsun, Clash of Champions'deki maç olsun, Sin Cara ile girdiği ufak feud olsun, beni Baron Corbin fazlasıyla tatmin etti. Ben Baron Corbin diyorum abi buraya. Evet Mehmet dinler. Ben de Fatih'e katılıp burada Baron Corbin diyeceğim. Yani AJ Styles ya bu senenin en iyi birkaç isminden biri WWE'de, hiç şüphesiz yani. Hiç şüphe yok buna. Ama yani kazandığı kemer United States kemeri mi, WWE şampiyonluğu mu fark etmiyor AJ Styles için. AJ Styles'e bir hedef veriyorsun. AJ Styles onu kazanıyor ve öyleymiş gibi. Şimdi diyoruz ya main event'a çıktı falan filan diye. Yani bu değil bence. Bu ondan beklenen gerçi ya. Ondan beklenen yani bu zaten. AJ Styles zaten main event'ta olacak ya. Main event'a niye çıktı abi? Çünkü o sırada WWE şampiyonluğu için Nakamura şey mi feud'u vardı. Jinder Mahal feud'u vardı yani. Hani bu çok normal. Hani ben de Baron Corbin'e, yani United States kemerine United States kemeri olduğu için değer veren Baron Corbin'i tercih edeceğim ben de ve gerçekten şeyin de payı var bunda, bu tercihimde. Ya hani Money in the Bank çıktısını kaybettikten sonra United States kemeriyle inanılmaz karizma toparladı. Hani bu yüzden tercihim o. Evet, 2017 yılının en başarılı SmackDown Kadınlar Kemeri şampiyonunu sorduk. Adaylar Alexa Bliss, Naomi, Natalya ve Charlotte Flair'dı. %58 ile Alexa Bliss kadınlar divizyonunu süpürdü. Neler düşünüyorsun sevgili Fatih? Abi o kadar kararsızım ki. Bak Raw'da Alexa Bliss tamam. Ama SmackDown'daki Alexa Bliss bilmiyorum. Charlotte diyeceğim.
Charlotte zaten daha yeni aldı. Hani böyle en iyi, en başarılı unvanını hak etmiyor. Naomi ile Natalya'nın zaten suratına bakmıyorum. Hani hiç adaylara bile almıyorum. Yani Raw dediğimiz zaman Alexa Bliss'in çok net bir üstünlüğü var. Ama hani SmackDown'da Charlotte Flair diyeceğim ya. Hani iki yerde de Alexa Bliss demek istemediğimden ama. Yoksa ikisi hani SmackDown kemerini eşit derecede taşıdılar yani. Fatih. Ama. Evet. Taner. Tamamla Taner diyecektim. Tamamla Fatih. Ya bu kadar. Charlotte Flair diyorum. Taner. Ben hala bir oy veremiyorum yani. Alexa ve Charlotte arasında gidip geliyorum ama hani bilmiyorum ben Alexander Reign'i o kadar çok tutmadığım için herhalde Charlotte demek istiyorum ya. Mehmet'ten önce ben Naomi'ye en yakın Naomi'ye ol. Ben de sizin gibi kararsızım fakat en yakın seçenek benim için de Naomi'ydi. Fakat ödülün kazananı Alexa Bliss oldu %58'de. Mehmet dinler. Ben biraz sürpriz yapıp Natalya diyeceğim burada. Yani hiç sevmiyorum yani. Çok büyük nefretim var kendisine ve Naomi'ye de öyle. Ama yani hani Charlotte'ın daha kemeri yeni aldı ve doğru düzgün Right Squad muhabbetini koruma durumu da olmadığını düşünürsek onu tercih edemem. Alexa Bliss zaten senenin başında sırf Naomi sakat diye ikinci defa kemeri aldı. Sonrasında yani yine sırf hani ona kaybetmek için WrestleMania'da tekrar tuttu ve sonra da ortadan kayboldu zaten. Ona da oy veremem. Geriye Naomi ve Natalya kalıyor. Naomi'yi seçmeme sebebim de şu: kemeri korumadı. Hani yani pay-per-view'larda contender maçları oldu, Money in the Bank maçları oldu. Yani Naomi'nin en büyük rakibi Lana oldu. Yani hiç şampiyon gibi görünmedi ve sadece şey yani kadınlar devriminin yanında bir de siyahi kazandırıyoruz ayağına hani şey oldu. O yüzden Jinder Mahal'in şampiyonundan daha saygı duyulası bir şampiyonluk reyni olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden tercihim Natalya kalıyor elimde. SmackDown Kadınlar Divizyonu ama rezalet halde. Ay bu, bak tam onu diyecektim. Şu anki değerlendirme es geçmeyelim. Tekrar farkına aynen. Varayım. Aynen. Evet. Çünkü hiç kararsızlığın, böyle bir ortak noktamız yok. Evet. Kararsızlığımızın sebebi SmackDown hani, Kadınlar Divizyonu'ndaki hangisi daha az kötü diye oy veriyoruz yani. %100. Hangisinin segmentlerini daha az ilerleterek seyrettik. %100 ödül törenimize berbat devam ediyoruz. Berbat ya, hakikaten berbat. Ödül törenimize devam ediyoruz. 2017 yılının en başarılı WWE şampiyonunu sorduk ve burada fenomen, The Phenomenal One, AJ Styles, John Cena, Bray Wyatt, Randy Orton, Jinder Mahal gibi rakiplere karşı %63 ile birinci olmayı başardı sevgili Fatih. Ben en son yorum yapabilir miyim burada? Tabii. Çünkü linç yiyeceğim yaptığım yorumdan Taner. Sonra. Ya AJ Styles tamam öne çıkıyordu. Bilmiyorum ben şimdi şöyle bakıyorum abi adaylara. Tek tek gidersek. Ya Jinder Mahal'ı bilmiyorum. Hani bir yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten yapmak istemiyorum ama Bray Wyatt'ı es geçmek istemiyorum ya. Çünkü o kemer alış serüveni falan. O Randy Orton'la çıkardığı muhteşem olay bence. Evet, o mistizm seni etkiledi anladığım kadarıyla. Evet, Diner. Evet. Mehmet Diner, sen yani, ne diyorsun? Yani burada da hani şimdi Jinder Mahal'i ben kendi kriterlerim dolayısıyla değerlendirmeye almıyorum. Çünkü sadece bir pazarı elde etmek için hani kullanıldığı için. Abi geri kalanlarda da yine hangisi daha az hani sıkıcı oldu diye şey yapmamız gerekiyor herhalde. Ve o da AJ Styles çıkıyor. Yani senenin başında zaten kemeri kaybetti. Hani ilk şampiyonluk reynini bu senenin içinde değerlendiremeyiz bile. İkincisinde de abi kemeri aldı şeye Lesnar'a kaybetti. Hani o kemerle çıkıp Lesnar'a kaybetti. Üzerine ne yaptı? Şey yaptı. Hani bir tek Jinder Mahal'e karşı kemer korudu. Şu anda ortada bir şey yok. Senenin son şovunda Kevin Owens'a kaybetmişti. Yani ama Randy Orton ve Bray Wyatt'a göre de iyi kalıyor açıkçası. Ben o yüzden seçimimi Styles'dan yana yapıyorum. Konuşurken tekrar fark ettiğim bir şey var. SmackDown Live gerçekten çok kötü bir şov ya. Hani çok Fatih. Kötü bir şov yani. Jinder Mahal abi. Jinder Mahal neden? Olduğunu düşünüyorsun. Neden? Abi bak şimdi bu adam Backlash'te şampiyonluğu aldı değil mi? Bak şimdi düşünüyorum. O zamanlar mesela ben foruma bakıyorum. Dinler sana sataşmıyorum yanlış anlama. Yeah. Abi Randy Orton'dan kurtardı bizi ya. Ulan Randy Lash'inden kurtulduk be falan diye yorumlar geliyor. İşte devam ettik böyle Jinder Mahal kötülendi. En son Hell in a Cell zamanlarında hani artık ne olur gözlerimizi sökün diye bağırıyordu Güreş Türkiye forumu. Abi bunun sebebi nedir?
bak bakıyorum şimdi. Dinler'in dediği gibi bir pazar kaygısı vardı. Jinder Mahal bunun için alındı. Ama senenin 6 ayını şampiyon geçirdi bu adam. Ve ben başlangıç noktasıyla bitiş noktasına baktığım zaman Backlash 2017 ile son kaybettiği SmackDown Show'una baktığım zaman kendini geliştiren bir Jinder Mahal görüyorum. Ve benim için kriter budur. Hani ne sebeple geldi, neden geldi, ne oldu? Taner, beni bunları ilgilendirmiyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Peki Fatih, senin görüşüne katılıyorum fakat ana kemer hani şovun, SmackDown'ın en üst tepesi kendini geliştirme yeri değil bence. Hani stajyerlik değil orası. Orada Jinder Mahal'ın çok yüksek tutmasının sebebini hakikaten de SmackDown Live'ın koca bir çöp olması bence yani faydası var. Çünkü AJ Styles'dan başka bir alternatif yoktu yani kemere. Anlıyorum. %100 katılıyorum. Bu soru işaretlerini bir sonraki radyo programımızda tekrar SmackDown değerlendirmesinde, yılın değerlendirmesinde yapacağız. 2017 yılının en başarılı Raw kadınlar kemerini şampiyonunu sorduk. Alexa Bliss, Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks'e 2100 takipçimizi aşan bir anket katılımın olduğu ankette %63 ile Alexa Bliss'e gitti oy. Raw'ın en başarılı kadınlar kemeri şampiyonu %68 ödül Alexa Bliss'in. Ne diyorsun Mehmet Dinler? Sonuna kadar hak edilmiş bir ödül. Yani roster'da yenmediği tek kadın Asuka ki o da yılın yarısından sonra geldi. Abi yani tarihin en uzun süreli Raw kadınlar kemeri şampiyonu şu anda. Ve yani istediğiniz kadar maçlarını beğenmeyin ama bunu başardı yani. Hani. Aferin Bücür. Evet Fatih. Alexa Bliss. Yorum yapmaya gerek yok. Taner. Yok adam, yok aynen. Net adam, ya, adam, net. Adam çıkarttı keme. Adam çıkarttı. Dedi ya kadın çıkarttı. Dedi ki baba dedi bura benim dedi. Hadi siz dedi toparlanın şuradan bir süpürün dedi. Aldı. Hala da taşıyor. Nasıl taşıyor? Neden taşımıyor bilmiyorum ama taşıyor yani. Ve bana bu yeterli. Alexa Bliss. 2017 yılının en başarılı Universal kemeri şampiyonunu sorduk. Ve Güreş Türkiye Slammy'lerinde bu kategoride ödül %69'da Brock Lesnar'a gitti. Rakipleri ise Goldberg ve Kevin Owens'tı. Sevgili Taner, ne diyorsun Brock Lesnar'ın bu tartışmasız hükümran olduğu Universal kemeri şampiyonluğunda ödül sahibi olmasına? Brock Lesnar büyük bir draw. Ya büyük bir draw. Ona saygım sonsuz. Büyük bir marka. Yani 3 tane aday var. Üçü de hani beni tatmin etmedi. Açık söyleyeyim yani. O kemerin büyüklüğüne hani şaşalı debut yapmıştı o kemer. Yani o kemerin değerine, büyüklüğüne ne bileyim. Zaten kemeri zar zor gördük. Nasıl? Ben Lesnar'dan başka bir şey diyemiyorum ama elimde bir şey yok. Yani Lesnar derken içim kanıyor. Keşke Lesnar demesem ama Brock Lesnar yani bence. Mehmet Dinler. Kevin Owens. Kemeri bize gösteren tek şampiyon. Diyerek Kevin Owens olduğunu ima ettiği ödül sahibinin gerçek Mehmet Dinler'e göre Kevin Owens ödül sahibi olmalıydı. Peki Fatih sen neler düşünüyorsun? Kevin Owens. Brock Lesnar ne abi Allah aşkına adam aldı kemeri yatışa geçti. Evet. Ama yani sanıyorum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Abi bunda Lesnar'ın bir suçu yok yani. Bir dakika Mehmet Dinler'in geçen çok önce radyolarda bir sözü var. Dedi ki abi dedi adam Survivor Series'te Goldberg'e dedi 1 dakika 27 saniyede kabul etti. Sence bunu boşu boşuna mı kabul etti demişti. Ya bunun için kabul ettin. Brock Lesnar çok büyük bir marka ama hiçbir şey yapmadan kemeri şeyde Enzo'da taşıyor yani. Onu demek istiyorum. Kevin Owens. Abi Enzo nasıl bir şey yapmıyor şu an bence? Enzo nasıl bir şey yapmadı abi? Bir dakika konumuz Enzo değil. Brock Lesnar, Kevin Owens, Goldberg. Mehmet Dinler adayın Kevin Owens anladığım kadarıyla. Lesnar kardeşim Lesnar. Doğru mu? Evet. Sevgili Fatih sen? Kevin Owens. Sen Fatih bir şey, Taner bir şey diyordun. Şu an bağıra bağıra Lesnar diyorum abi evde. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı sevgili Fatih? Yok. Pekala. Ben de açıkçası SmackDown Kadınlar Divizyonu nasıl beni gark ediyorsa, belirsizliğe sürüklüyorsa bu ankete de böyle baktım. Ama ödül 2700 aşan Güreş Türkiye YouTube takipçisinin oyuyla 169'da Brock Lesnar'a gitti. Kendisini kutluyoruz ve 2017 yılının en büyük hayal kırıklığı yaratan güreşçisi kim diye sorduk. Yine 2700 oy kullanıldı. 2700 oyu aşan bir anketimizdi bu.
Ödül %53 ile Bray Wyatt'a gitti. %25 Nakamura, %14 Austin Aries. Diğer adaylar Mike Kanellis ve Ty Dillinger'dı. Sevgili Fatih Yılmaz, %53 Bray Wyatt, yılın en büyük hayal kırıklığını yaratan güreşçisi unvanını sahip oldu Greşi Türkiye Slam'lerinde. Neler düşünüyorsun? Ben NXT'den gelen Shinsuke Nakamura'nın daha büyük aynen etkisi olacağını düşünüyordum. Aynen, onu diyeceğini biliyorum. Yani Shinsuke Nakamura. Çok konuştuk onu çünkü. Çok konuştuk. Evet, yine Nakamura dedi. Mehmet Dinler, senin demek istediğin bir şey var mı? Yani ben Bray Wyatt'ın hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu sene. Kariyerinin en başarılı yılını geçirdi ve kariyerinin de en iyi performansını gösterdi. Acaba ana kemer şampiyonu olup WrestleMania'da Randy Orton'a kaybetmesi, insanların gözünde yeni Undertaker olmaya adayken Bray Wyatt'ın bir anda yeni Hornswoggle, pardon, bu solucan yiyen adamın adı neydi? Bugümen. Bugümen. Yeni Bugümen. Yeni Bugümen mi oldu acaba Bray Wyatt? Neler diyorsunuz? Ondan yok mı canım, hayal kırıklığı yani, yarattı insanlar abi, üzerinde? Kemeri kaybetti üzerine. Randy Orton'u House of Horror'da yendi. Seth Rollins'i yendi. Şeye aynen çıktı. Ya. Contender maçlarına çıktı. Yani herkesle kapıştı, etti. Finn Balor feud'unu da belki kazanacaktı Finn Balor son maçta sakatlanmasa yani. Evet, %25 ikinci en büyük hayal kırıklığı yaratan güreşçi Nakamura oldu. %14 ile de Austin Aries. Austin Aries hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Benim buradaki seçeneğim Austin Aries'di bu arada. Hı hı. Az önce Bray Wyatt'ı sorduğun için söylemedim de. Hı hı. Yani hani çok daha fazlasını bekliyordum. Hı hı. Çok daha azını aldım. Hani yani sadece Neville'ın işte hükümdanlığı işte daha fazla coşsun diye harcanacak bir güreşçi değildi. Neville'ın Reign'inden çok memnunum, o ayrı mesele ama yani bu adamın WWE kariyeri bu şekilde olmamalıydı. Çok devasa kırıklığına uğradı. Katılıyorum, evet haklısın. Ki bu adam TNA'de kemer aldı, ana kemer aldı yani bu adam. Boş bir adam değil yani. Ring of Honor'dan gelme yani bu adam. Bu arada TNA'nin de en uzun top ana kemer reynini bitiren adam yani. Ya Bobby Roode'u yenen adam. Top döneminde yani. Evet. Fatih, senin tamam, evet, adayın Nakamura. Ya. Evet, Nakamura ve Austin Aries dediler. Ben de Austin Aries arasında Nakamura arasında kaldım. Orada belirsizlik yaşıyorum. Fakat ödül, daha doğrusu bu ünvan Bray Wyatt'a gitti 2017 yılı için. Diğer anketimizde tebrik ederiz. Bu artık nasıl bir tebrikse 3300 oy kullandı. 3300 takipçimiz oy kullandı. Yılın en şok edici anını sorduk. Ve kıl payıyla %44 Hardy Boys'un dönüşü. Birincilik ünvanını ve ödülü kazanma şerefine eriştiler. %37 ile The Shield'ın yeniden birleşmesi. 8 sene sonra şirkete geri dönen Hardy'ler Jinder Mahal'in WWE şampiyon olması, Goldberg'ün Kevin Owens'ı o 22 saniyede yenip Universal şampiyon olması, Sami Zayn'in heel turn'ü ve Shield'ın birleşmesini geçti. 8 senelik Hardy hasreti WrestleMania 34 değil mi? 33. 34 hangisi? Bu sene yapılan 33. 33'te son buldu. 2017 yılının en şok edici ödülü Hardy Boys'a gitti. Sevgili Fatih. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Buradaki 5 şeyde hani insanlar böyle baktığında Shield'a bağıra bağıra söylediler. 4'ü hani böyle hadi lan diye böyle ekrana baktılar. Ama ben Goldberg Owens maçını izlediğimi hatırlıyorum. Hani böyle manasızca ekrana bakmaya devam ettim böyle. Yani dedim ben ne seyrediyorum ya diye böyle bakmaya devam ettim. Ettim. Sonra geçtim, uyudum yani gayet. Hani ne uğradığımı şaşırdım abi. Hayatımda gördüğüm en rezil şeydi ya bu. En şok edici anı değil. Hem en şok hem rezil. Ya Allah belanızı versin ya. Ben Kevin Owens fanboyuyum, bana bunu yapmayın ya. Ya aslında bir şey diyeceğim. Fatih, o değil de kemeri böyle uzun tutması daha çok böyle şaşırtıcı bir şey ya Goldberg'in. Abi ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Aklıma geldi. Senin ödülün Goldberg'in Owens'ı 22 saniyede yenip şampiyon olması. Goldberg'e ödül vermek istemiyorum abi. Ben Semizey'in heel turn'u ya. Bırak. Sevgili Taner, evet. Ben hatırlarsanız radyolarda şey diyordum. Biraz makarası dedim ama Semizey'in yakında bu şirketten kovulur diyordum.
Ta ki heel turn'ına kadar diyordum. Heel turn'ı çok şaşalı oldu bence. Ben Sami Zayn diyorum ama Hardy Boys'un dönüşünü es geçmemek lazım. Tabii 8 yani, senelik bir hasret var orada. Yani YouTube'a yazdığınız zaman reaksiyonlara böyle barlarda izleyip coşanlar vardı yani o return anında böyle millet en arkada en önüne atlıyordu sanki Galatasaray gol atmış gibi. Mehmet Dinler, sen de Beşiktaş gol atmış gibi sevindin mi Jinder Mahal WWE şampiyonu olunca? Ya ben anketteki bir seçenek dışında hepsini show sırasında ihtimal veriyordum. Yani şeye hani Hardy Boys'un geri dönüşü zaten New Day çıktığı anda belli olmuştu. Goldberg'in kazanacağını biliyordum. Owens'ın rezil olacağını tahmin ediyordum az çok. Üzerine şey işte Jinder Mahal'in kazanmasına bile bir ihtimal veriyordum ki forumda galiba tek ihtimal veren bendim. O bu şu ama abi Sami Zayn'in heel turn yapacağını da düşünüyordum ama o sırada değil hani. Değil mi? Aynen. Orada yani Helena Seli izlerken sabah ben neye uğradığımı şaşırdım. Twitter'da birkaç arkadaşla yazışıyorduk o sırada hani. O fan reaksiyonları var ya ben Twitter'da alasını verdim o reaksiyonun yani Sami Zayn'in heel turn yapacağını ona gidecek. Evet, Sami Zayn'in heel turn'u iki kişi... Kovulmaktan kurtuldu diyelim yani. Ben de Sami Zayn'in heel turn dedim. İki kişi, üç kişi mi oldu? Ben de. Üç kişi aynı. Üç tane Sami Zayn'in heel turn'u çıktı ve birincilik ödülü Hardy Boys'un dönüşüne gitti. Sevgili Hardy kardeşleri ödüllerinden ötürü Güreş Türkiye Slammiler kapsamında kutluyoruz. Sıradaki ödülümüz yılın en çok gelişme gösteren güreşçisi sorusuyla belirlendi. %79 açık ara farkla Samoa Joe, Alexa Bliss, Usolar, Jinder Mahal'e karşı Braun Strowman ödülün hakimiyet, koşulsuz şartsız tartışmaya kapalı ödülü kazanan isim oldu sevgili Braun Strowman. Mehmet Dinler ne diyorsun? Yani ben Braun Strowman'ı tercih ediyorum burada da. Hani şey çünkü bir devden hani main eventer'a döndü. Hani şey başka bir şey. Hani sıfırdan gelip midcard olmak tamam harika bir şeydir ama yani böyle midcard'dan ya da hani o seviyelerden bir yerden main event'a çıkmak bambaşka bir gelişim gerektirir. Yani main event'a çıkan, gerçek bir main event'ı olduğunu kanıtlayan güreşçi, şu anda WrestleMania main event'ına aday olması konuşulan bir güreşçi bu ödülü hak etmiş demektir bence. Taner? Şıklara baktığımız zaman Aden Samoa Joe en üstteydi yıllardan beri. Ya bu seviyesi yani, buydu diyorsun. Yani seviyesi buydu. Şimdi Strowman tabii bence çünkü Giant kavramını değiştirdi bence bu şirkette. Özellikle bence Vince McMahon'ın çok değiştirmiştir. Emin olun ki. Yani Jinder Mahal'a oy verenleri de es geçmek lazım. Bence hak veriyorum. Yani. Jinder Mahal da olabilir. Ama Braun Strowman kesinlikle çok çok daha önde. Evet %79'luk koşulsuz şartsız ödülü kazanış Güreş Türkiye Slammileri kapsamında en çok gelişme gösteren güreşçi Braun Strowman oldu sevgili Fatih Yılmaz. Braun Strowman ya. Bir an düşündüm acaba Jinder Mahal'le kapıştırabilir miyim diye. Yok. Strowman. Evet. Biz de 2500'ü aşan takipçimizin oy kullandığı ve ödülü Braun Strowman'a layık gördüğü ankette hemfikiriz. Sıradaki evet, ödülümüz... Anketle uçtuğumuz tek şey bu. Şu ana kadar. Daha önce de vardı. Canım uyuştuğumuz ama topluca uyuştuğumuz var mıydı bilmiyorum. 2017 yılının bitirici hareketini sormuşuz. Roman Reigns, Spear'ı en çok oy alan AJ Styles, Phenomenal Forearm ve Brock Lesnar F5'a karşı %46 ile birinci olmayı başardı Roman Reigns'in Spear'ı. Neler düşünüyorsun sevgili Taner? Roman Reigns'in Spear'ı hem izlenebilirlik, hem seyir zevki, hem maç içindeki akıcılık, hem tempodaki hem sertliği, hem teknik tarafı birçok açıdan değerlendirebiliriz bir hareketi. Sen bu parametreler içinde neler düşünüyorsun Roman Reigns'in Spear'ı hakkında? Ya dediklerin doğru fakat biz bu şirkette yıllardan beri Spear'ı görüyoruz. Çünkü belli yani. Herkes de gördük. Yani ben yapamasa bile Aging'ini çok seviyordum mesela. Hani tam olarak yapamasa bile Aging'ini çok seviyordum ama bu şıklarda Phenomenal Forearm demek istiyorum ben. Mehmet?
Ben Spear diyeceğim abi. Undertaker'ın kariyerini bitiren, yani umarım bitmiştir. Undertaker'ın kariyerini bitiren hareket yılın en iyi hareketi olmalı bence yani. Ki gerçekten de çok güzel bir Spear'dı WrestleMania'da vurdu. 3 kez gidip gelerek. Yani benim oyum ona gidecek. Fatih? Ben bu sene kariyerindeki tüm başarıları Apron'a powerbomb vurarak elleden Kevin Owens diyorum. Evet, burada da hemfikir olamadık. 2017 yılının bitirici hareketi ödülü Roman Reigns Spear'a gitti. Roman Reigns'i kutluyoruz. Yine yılın en çok abartılan overrated güreşçisini sorduk. %71 ile Jinder Mahal birinci olurken %17 ile Roman Reigns ikinci oldu. Jinder Mahal'e overrated ödülünü gönderen Güreş Türkiye YouTube halkıyla hemfikir misiniz? Taner, senden başlayalım. Şirket şıklarda Goldberg var mıydı? Vardı. %3 aldı. Ha, %3 aldı. Ama bence bu şıkka girmemeli. Ya o adam WCW kariyeri bambaşka. Ama çok saygı duyuyorum ama bu şirket bence oylamada belirtilmese bile bence çok abartılan bir isim. Yani Jinder Mahal bence abartılmadı ya. Biz şirket abarttı. Hani biz de abartmadık. Doğru. Şirket için konuşursak doğru bir oylama olmuş. Ben çünkü olayın arka planı öyle değil yani. Roman Reigns abartılmadı abi. Niye Roman Reigns oy verilmiş onu anlamadım. Çünkü Roman Reigns hak ettiği yere geldi. Evet, onu 3600 takipçimiz oy kullandı. Mehmet Dinler %71 Jinder Mahal dedi. Yani Jinder Mahal'in Jinder Mahal olarak değerlendirmiyorum ben. Hint pazarı diye değerlendiriyorum sadece. Çünkü kendine ait bir kimlik yoktu. Neyse, Jinder Mahal'in kazanmasına gene bu kadar kemer tutmasına bir sebep bulabiliyorsunuz. Evet, WWE para kazanacak. Abi hem seyirci gözünde değerlendiriyorum hem WWE gözünde değerlendiriyorum. Brock Lesnar'ın böyle kullanılmasının hiçbir artı değeri yok. Hiçbir artı değeri yok. Şu Brock Lesnar'ın kullanılışını seven geri zekalıdır. Bu kadar açık net. Bu Fatih kadar açık Yılmaz. Roman Reigns %17 ile ikinci oldu. En overrated güreşçi Goldberg'tir abi. Allah aşkına adamda ne yetenek vardı ya. Evet. Kendisi Kevin Owens'u döven herkese overrated diyor. Onun için bugün bayağı bir fikir ayrılığı yaşadık. 2017 yılının en çok abartılan overrated güreşçisi Jinder Mahal %71 oy ve ödül Jinder Mahal'in. Kendisini tebrik ediyoruz overrated olduğu için. Diğer ankette tersini sorduk. Yılın yeterince değer verilmeyen en underrated güreşçisi kim? %58 Sami Zayn. %16 Becky Lynch ve Rusev. Brizengo, Ty Dillinger %6 ve 4 seçenekleriyle sıralandılar. Neler düşünüyorsunuz sevgili Mehmet Dinler? %58 Sami Zayn. Yılın en underrated yani yeterince değer verilmeyen güreşçisi. Yani diğer seçeneği varsa ben burada diğeri ve Kevin Owens'ı seçeceğim. Çünkü yani kusursuz bir main event olabilecekken bütün yılı çok saçma sapan feyutlarla geçirdi. Yani benim oyum ona giderdi açıkçası. Şıklar arasından Becky Lynch diyebilirim. Hani geri kalan herkesin bence... Bu sene de olmadı be kardeşim. Yani Becky Lynch hakikaten SmackDown Kadınlar Divizyonu'nun yüzü olacak yetenekli kişiyken Natalya Naomi kemer kazandı bu yıl. O kazanamadı. İnanılmaz korkunç bir karar bu. Yani benim oyum ona gider bu ankette ama bence asıl kişi Kevin Owens burada. Taner! Benim oyum şu şıklarda Becky Lynch'e gidiyor abi. Evet, Becky Lynch bu sene etkisizdi ve Kadınlar Divizyonu'nda hiç ana kemer kazanamadı. Daha doğrusu Kadınlar Kemerini kazanamadı. Taner Yılmaz, sen ne diyorsun? Fatih Yılmaz. Pardon, Fatih Yılmaz. Taner, şu Skype'daki nickini değiştirsene, ismini yapsana. Beni çok yanıltı. Evet, Fatih. Ya Rusev diyecektim ama şimdi Dinler'in açıklamaları beynimi değiştirdi biraz. Ya acaba Kevin Owens mu desem buna da? Abi ben Rusev Kevin Owens kısmını boş ver de ben Rusev diyemiyorum. Şu haline geldikten sonra diyemiyorum gerçekten. Hatta yani doğru. Bütün bir seneyi düşünmek lazım. Yani bir son abi, bir bütün... ayı, 2 haftayı düşünmemek lazım tabii. İşte yani. Bütün bu olanlar bunun içindeyse eğer iyi ki olmuş yani. Yani hani... biraz Chicago seyircisinin de katkısı olabilir tabii bunda.
Ben yıllardır izlemekten en çok keyif aldığım karakteri buldum abi. Abi şey var, şey yapıyor ya böyle, Rusev Day'de ya böyle omuzları sallıyor ya. Abi deli oluyorum ya, Rusev Day, Rusev Day. Abi bu adamı bak, gür biraz uzatıyorum konuyu ama tek bir evet, şey söyleyeceğim. Yılın yeterince değer verilmeyen bak, en underrated bak, güreşçisi. Bir konuşayım da Allah Allah. Evet. Tamam Rusev. Konuş. Tamam Rusev. Abi omuz sallıyordu, anlatıyordun onu. Yok tamam haydi geçelim, devam edelim. Tamam. Yılın ihanetini sorduk. 2017 yılı %63 ile Kevin Owens'ın Chris Jericho'ya ihaneti, Big Cass'in Enzo Amore'ye ihanetini ve Tommaso Ciampa'nın Johnny Gargano'ya ihanetini, Mojo Rawley'in Zack Ryder'a ihanetini geçmeyi başardı. Kevin Owens Chris Jericho'ya ihanet ederek yılın ihaneti ödülünü güreş kesilenmeleri kapsamında kazanmayı başardı. Tarihin ve Güreş Türkiye yorumcular kapsamında en büyük Kevin Owens fanına Fatih Yılmaz'a soruyoruz. Ne diyorsun? Festival of Friendship iyiydi. Fakat Tommaso Ciampa'nın Johnny Gargano yani daha büyük etki yarattı. Mehmet dedim, dinler. Festival of Friendship dışında bir şeye oy vermem mümkün değil. Hala düşündükçe içim acıyor. Hala. Şu anda ağlamak üzereyim. Taner. Açık konuşayım, Ciampa'nın Gargano'ya o an öyle bir yani hiç beklemiyordum benim oya gidiyor yani. Dediler ve %63 ile Kevin Owens'ın Chris Jericho'ya ihaneti konusunda da yorumcu ekip Güreş Türkiye YouTube takipçileriyle hemfikir olamadı. Fakat ben de Festival of Friendship'in yılın ihaneti olduğunu düşünüyorum. 2017 yılının en etkili geri dönüşünü sorduk. 8 sene sonra şirkete geri dönen Hardy Boys %73 ile açık ara bir şekilde Paige'i, Kurt Angle ve Kane'i geçmeyi başardı. Neler düşünüyorsun sevgili Taner? Hardy Boys'un 8 sene sonra geri dönüşü. Hardy Boys yani. Hardy Boys üstüne konuşulacak, detaya inilecek bir konu yok bence. Mehmet. Hardy Boys çok net. Fatih. Hardy Boys. Ben de Hardy Boys diyorum ve hemfikir olduğumuz bir ödül oldu. Hardilere gitti. Yılın en etkili geri dönüşünü yaptılar. Kendilerini kutluyoruz. Ve yılın en iyi pay-per-view'unu sorduk. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series ve diğer seçenekleri vardı. YouTube'da 5 tane anket seçeneği olduğu için ilk en büyük 4 pay-per-view'u ve diğer kısmını bıraktım. %74 ile WrestleMania 33 birinci oldu. Sevgili Mehmet dinler. WrestleMania 33 yılın en büyük pay-per-view'u, aynı zamanda en iyi pay-per-view'u seçildi. Güreş hayatımda izlediğim en kötü 5 pay-per-view'dan biriydi. Evet, Mehmet dinlerin yorumu bu oldu. Taner? Ya ben Roman Reigns hatırına ve Hardy Boys hatırına WrestleMania demek istiyorum. Fatih? Diğer seçeneğini işaretleyip Helena Cell diyorum. Neden? Çünkü en iyisiydi. Ne açıdan? Ring içi, senaryo. Ring içi olarak da beni çok tatmin etti. Senaryo olarak da bir şeylerin koptuğu noktaydı her açıdan. Yani ben izlerken bir yerlere atlamadığım tek şovdu. Hmm. İkinci sırada Great Balls of Fire koyarım bu arada. Mehmet dinler, senin en iyi pay-per-view tercihin? NXT seçebiliyor muyuz? Yani daha iyi. WWE pay-per-view, NXT'deki. Gerçi hepsi artık network'te de. Ya şey, Hell in a Cell benim için de ya. Dediler ve 2017 yılının en iyi pay-per-view'u WrestleMania 33 oldu. Ödül WrestleMania 33'e gitti. 2017 yılın en iyi maçı. Lesnar, Reigns, Strowman, Joe, 168'de New Day, Uso, Hell in a Cell, Brock Lesnar, AJ Styles, Survivor Series, AJ Styles, John Cena, Rumble ve diğer seçeneklerine fark atarak %68'de Şampiyonlar Ligi maçı kazandı. Neler diyorsun Fatih Şampiyonlar Ligi maçının %68'de galibiyetine ve senin adayın? Benim adayım The New Day vs. The Usos Hell in a Cell maçı. Net taktiğim, yani. Taktiğim maçlarını sevmeyen biri olarak ben o maçı böyle yani gözlerim apaçık seyrettim. Fatal 4 veya kötü demiyorum fakat benim için aday The New Day The Usos maçıdır. Taner?
Şunu söyleyeyim. Çok sert bir oylama olmuş. Gerçekten hani çünkü AJ Styles vs. John Cena da bence çok güzel bir maçtı ama ben de Fatih'e katılıyorum. Tag team maçı çok güzeldi ya. O hikayeyi çok iyi anladık yani. Mehmet dinler. Ben de New Day vs. Usoları tercih edeceğim. Ankette birinci çıkan maçı da zerre sevmediğimi belirtmek isterim burada. Şampiyonlar Ligi maçı ismi en büyük maç. Ring içinde de çok da fena olmayan bir maç. Yılın en iyi maçı ödülünü kazanan SummerSlam'deki Lesnar Reigns Strowman Joe mücadelesi oldu. 2017 yılının en iyi ikili çekişmesini yani feudunu sorduk. Roman Reigns, Braun Strowman, Kevin Owens, Chris Jericho, Undertaker, Roman Reigns, New Day, Usos ve diğer seçenekleri arasında %61 ile Roman Reigns, Braun Strowman birinci olup Göç Türkiye'si lenmesi ödülünü kazanmaya başardı. Neler diyorsun Fatih? Buradaki 4 feudunda hani yılın en iyi feudu ünvanını hak etmediğini söyleyerek Kevin Owens vs. Shane McMahon feudunun daha iyi geçtiğini söylemek istiyorum. Taner? Ben de aynı fikirdeyim ya. Mehmet dinler. Ben New Day vs. Usos yani çok başka bir yerdeydi hani iki takımın feudu ya hani her istisnas her segmentlere her maçlara olay oldu. Ben de Uso hani Day'lerin kapışmasını işaretlerdim açıkçası. Bunun nedeni tek team divizyonunu farklı bir seviyeye taşımalarıydı bana göre. Diyerek 2017 yılında çıkan en güzel güreşçi giriş müziğini yani DM Sang'ı sorduk. Hangisi dedik? Aleister Black'in, Bobby Roode'un, Baron Corbin'in ve Nakamura'nın müzikleri. Ne diyorsun sence Fatih? En güzeli hangisiydi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben RPG'de Baron Corbin aldım şu müzik yüzünden. Ben de Baron Corbin'in müziği diyorum bu arada. Taner? Baron Corbin, Baron Corbin'e en yakın Nakamura bence. Ama Baron Corbin. Sevgili Mehmet? Ben Baron Corbin, Bobby Roode'un Glorious'u diyeceğim. Telefonumuz izsiz olacak kadar benimsedim çünkü. %75'le de Güreş Türkiye YouTube halkı Nakamura'nın The Rising Sun müziğini seçerek yine zevkler ve renkler tartışılmaz diyoruz bu konuda. Açıkçası ben Nakamura'nın müziğini de beğeniyorum. Belki de Nakamura'nın girişi mi acaba çok müzikle entegre? Ondan mı %75 çıktı? Büyük ihtimalle öyle çıkıyordur. Aynen. Şahaneydi mesela müzikle, kemancıyla birlikte falan. Evet, yani. Evet. Yani müzikle çok entegreler. Dedik ve bu ödül de The Rising Sun Nakamura'ya gitti. 2017 yılının en iyi WWE şovu Raw, SmackDown, 205 Live ve NXT olarak ayrılan kategoriler... Adaylar, kategorideki adaylar %85 Raw seçildi. %11 SmackDown Live, %1 205 Live, %4 NXT'dendi. Neler diyorsunuz? Sevgili Mehmet dinler, senden başlayalım. Yani ben geçmeden izleyebildiğim SmackDown Live ve Raw Show'u hatırlamıyorum bu sene. Hani 205 Live geliştirdi kendini ama farklı bir mecra o da. Yani NXT benim herhalde izlemekten bu sene ilk defa en çok keyif aldığım şov oldu. Yani son NXT şovunu izlediyseniz yılın, o main event'i izlediyseniz zaten neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Benim oyum NXT'ye gider. Taner? Bence de NXT. Ama Shake Up'tan sonra Raw'un bambaşka bir seviyeye çıkmasını da es geçmemek lazım bence. %100. Ben geçen sene SmackDown Live derdim buna. Geçen sene bunu oyluyor olsaydık. Evet. Şu an geçen kesinlikle. Sene de olsaydık. Fakat bu sene Shake Up'tan sonra Raw makası öyle bir açtı ki. Yani sen hala alt şovsun birader. Bir dakika dedi SmackDown'a. Haddini bildir yani. Abi çünkü. Efendim? Bütün yıldızlarını aldı çünkü. Yani bütün çıkardığı yıldızları aldı diyelim. Bray Wyatt çok özgün senaryolar sunuyordu. Yani diğer tarafta SmackDown'daki bütün güreşçiler bambaşka işler çeviriyordu. Fakat Raw'ın da tabii çok boş olmasıyla. Çünkü Raw'da sadece Chris Jericho ve Kevin Owens'lı
çok şov izledik yani WWE'nin son bar döneminde özellikle. Ve çok boş şov izledik. Sadece iki kişinin, hatta Big Chris Jericho'nun Raw'ı taşıdığı şovlar izledik. Ondan sonra bir shake up yapıldı ve dengeler değişti. Sevgili Fatih, sen ne diyorsun? NXT. Yani bu Raw'ın SmackDown'a fark atması, Raw'ın çok iyi olması değil, SmackDown'ın çok kötü olması demek. Ki bence %100. Hani SmackDown NXT'nin de onda biri falandı yani bu sene. Gerçekten çok kötüydü ya SmackDown. Hani anlamıyorum ya. Evet. WWE'de 2017 yılının çaylağını sorduk. Joe, Asuka, Bobby Roode, Nakamura ve diğer seçenekleri vardı. %50 ile Nakamura birinci, %27 ile Joe ikinci oldu. %50 ile birinci olan yılın çayla Nakamura'yı tebrik ediyoruz. Neler düşünüyorsun sevgili Taner? Ya Samoa Joe çaylak gözüyle bakmamak lazım ama şirketin maalesef bu şirketin çayla. Çaylak gözü. Aynen, şirket için konuşursak bence Samoa Joe ya. Taner, pardon Fatih. Ben burada bir soru sormak istiyorum oylamayı tam olarak anlayabilmek için. Tüm WWE'ye ne debut yapan çaylaklar mı yoksa NXT'yi de dahil ediyor muyuz buna? Yok. Mesela Drew McIntyre var mı mesela? Ana brandleri. Ana brand mi? Evet. Asuka'dır. Asuka debut yaptıktan bir ay sonra Survivor serisi son Survivor oldu. Hı hı. Mehmet Dinler. Yani ben Bobby Roode diyeceğim ya. Geldiğinden beri çok etkili. Ama NXT'deki havası yok ya bence. Ya %100 NXT'den sonra çıkan kimin NXT'deki havası var ki? Yani. Bir Joe'nun var yani. Bence. Onun için ben Joe diyorum. Yani Joe'nun da sakatlık dönemi yüzünden biraz geri planda bırakıyorum ama yani Bobby Roode geldiğinden beri istikrarlı bir şekilde bence devam ediyor şeye, kariyerine ve yani bu sene içinde ana kemer alacağı sürpriz değil. Evet. İnşallah Joe'nun da başına diyoruz. Evet, evet, evet. 2017 yılının kadın güreşçisini sorduk. Asuka, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Sasha Banks ve diğer seçenekleri vardı. Bu sabah 12 saat önce yapılan ankette %53 ile 1800 kişi oy kullanmış henüz. Alexa Bliss birinci ve ödül şu saatlerde Alexa Bliss'e gidiyor. Çünkü arada uçurum denilebilecek bir fark var. Sevgili Taner, senden başlayalım. Ya ben Asuka'nın yaptığı Reign'e bakıyorum. Bu kadar dominant bir Reign izlememiştik galiba ya. Ben hatırlamıyorum yani. Bu kadar dominant olduğu, öne çıktığı. Yani işte Alexa Bliss'e bakıyorum. Ona oy verenleri de anlıyorum. Ya bence ben de oy verebilirim ama Asuka var ya. Ben Asuka demek istiyorum çünkü. Abi NXT'yi dahil ediyoruz mu şu anda buna yani? Yo, NXT'yi dahil etmiyoruz. Asuka'nın, şu ana kadar etmedik. Asuka'nın Survivor oluşu yüzünden. Abi oylamalarda var ama. Asuka'yı Survivor olduğu için ekledik. YouTube anketlerinde yok. Hayır, var da NXT şeyi için dahil etmediniz mi Asuka'yı? Yo, ana brand'e çıkan güreşçileri de. Yoksa çaylaklara NXT'dekileri yazardık. Pardon. Oylamaya göre konuşursak NXT'e bir istiyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Fatih. Alexa Bliss. Neden? Nedeni mi var abi, adam kadın 9 aydır şampiyon. Daha ne nedenini tartışıyoruz Allah aşkına. Mehmet Dinler. Alexa Bliss. Alexa Bliss galiba bu konu tartışmaya kapalı. Hiç aksi bir görüş çıkmadı. Hemfikiriz YouTube Güreş Türkiye ile birlikte. Ödül Alexa Bliss'e gitti ve son anketimiz WWE'de 2017 yılının erkek güreşçisi hangisi diye sorduk, kim diye sorduk. AJ Styles, Braun Strowman, Roman Reigns, The Miz ve diğer seçenekleri söz konusuydu. Roman Reigns %52 ile rakiplerine fark atarak şu ana kadar 12 saatte 2500 kullanıcının oy kullandığı anketimizde birinci olmayı başardı ve ödül Roman Reigns'e gitti. Roman Reigns'i alkışlıyoruz. Ne diyorsunuz? Sevgili Fatih, senden başlayalım. Braun Strowman da hak etmiştir bu ödülü doğaları. Yani bir en çok gelişim gösteren güreşçiyle en yılın en iyi erkek güreşçisi bilmiyorum. Aynı kategoride değerlendirmek ne kadar doğru olur? Eğer yılın en çok gelişen güreşçisi yılın iyi erkek güreşçisini şamar olanına çevirirse olur. Diyorsun. Evet. Mehmet Dinler. Ya benim uyum AJ Styles'a gidecek. Hani
geçen sene Dean Ambrose faktörü yüzünden gönül rahatlığıyla AJ'de diyemezdim ama abi bu sene çok çok büyük gönül rahatlığıyla diyebiliyorum yani. Muazzam iş çıkardı. SmackDown Live'ın hani böyle bilek kestirtmeyen nadir segmentlerini o çıkardı ya. Hani. Evet, AJ Styles diyor. Taner. Bence AJ Styles şu yönden çok iyi çıkardı. Çok bambaşka bir hale getirdi olayı bence. En üst tepedeydi. Bütün live eventlerde de AJ Styles vardı hatta ama ben Roman Reigns demek istiyorum abi. Bence Roman Reigns. Neden? Taker olayından sonra özellikle John Cena ile o aynı renkte hiç altta kalmaması, bence de dedim kendi Roman Reigns olmuştur abi dedim ben. Yani replik bunu... unuttu lan şey yaparken. Abi şimdi John Cena ile Bir dakika. Reigns'e falan girmeyelim. Abi Roman Reigns'in John Cena karşısında aynı renkte böyle 2-3 defa trash talk o olayına kadar gelecek şey olmadı mı segmenta? Ya be, abi altta kalmadı dediğine laf ettim ben yani yoksa. Abi unutabilir olabilir. Bence çok iyi olaylar orada çok iyi kürt kelimeler çıktı yani cümleler çıktı. Ben kararımı değiştirip CM Punk demek istiyorum. Al işte. Yok abi ben Roman Reigns diyorum yani kesinlikle. AJ Styles tabii hakkını verdik ama. Güreş Türkiye Slam'lerinde 2017 yılının ödülleri bu şekilde dağıtıldı. Yorumcularımıza yorumlarından ötürü ve anketlerimizde oy kullanan 21 bin farklı insana birer birer teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar. Ve yorumcu arkadaşlar. Neye görüşürüz? Seneye görüşürüz esprisi geldi Mehmet Dinler'den. Fatih Yılmaz, Mehmet Dinler. İnşallah seneye Randy Orton'u görmeyiz inşallah. Sen sus lan CM Punk'çı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.